Şeyden daha çözememiştim ben. Taşıt aracı ne demek? Yani o taşıt aracı. Taşıt ve araç aynı kelime. Hala da çözülmüş değilim ama sonradan yan sanayi yani yan işte merdiven altı gibi algılanıyordu. Onu tedarik sanayi sürecine değiştirdiler. Gayet de iyi oldu. Faydalı bir açılım oldu yani isim olarak. Çünkü isimler tanımlama geliyordu ama hala taşıt aracına takılmış durumdayım. Sonra şey ilk işte bir ay 1,5 ay falan bir iletişim kurmak gerekti üyelerle. Dedim nasıl iletişim kuruyorsunuz? Toplu bir e-posta atılıyor. Toplu e-postayı bir attım. %50'si geri döndü. Yani şimdi sivil toplumcu olarak yani bırakın sivil toplumcu tarafını bir kuruma girerken kapıdan giriş çok değerli. Yani o telefonu açan var mı? Kapıdan girdiğinizde birisi karşılıyor mu? Ya da bir yazıyla bir iletişim kurulduğunda posta da olabilir ya da elektronik posta da olabilir. Buna cevap geliyor mu? Bunlar çok kritik. Bir diğeri bu tip dernekler için üyelik başvuruları takip edilebiliyor mu? Ya da üyelikten ayrılmalar. Bu da çok kritik. Çünkü bunun hukuki de bir süreci var. Ya ben bir baktım %50'si geri döndü e-postaların. Dedim bu nasıl bir sistem? Mass medya ya şey, mass mailing yapıyoruz ve geri dönüyor. Yok dedim bu olmaz. Yani en önemli şey sizin yani bizim üyelerle iletişim kurmamız bir numaralı mevzu. Sonra öyle böyle derken ekipteki arkadaşlar da yardımcı oldular. Bir ön yazılım yapıldı. İlk yazılım öyleydi. Ondan sonra Taysat'ın üyelere mass mailing yaparken yani kitlesel e-postalama yaparken geri dönmemesini sağlayacak bir sistem kuruldu. Çünkü senin üyeyle iletişim halinde olman çok değerli. Tabii bu süreçte yani yeni bir sürece girdiği Taysat'ın belliydi. Ancak kendi içinde de bazı geleneksel yapıları var. Yani şöyle bir geleneksel yapı. İşte başkanlar birbirleri arasında uyumlu bir şekilde devir yapıyorlar. Yani ya da en azından öyle söylüyorlar. Onun arka planını bilemem. Benim bildiğim şeyler var ama onların o kısmını yani şu anda bugünlük konumuz değil. Ondan sonra 2 dönem başkanlık yapıyorlar, değiştiriyorlar. Yani burada hepimizin bu iletişim alanı içerisinde üyelerle temas etmesi çok çok değerliydi. Yani biz üyeyle temas etmediğimiz sürece büyük bir kopukluk var anlamı taşır. Ve üyeyle temas ettiğinizde de orada da doğru kişiden temas etmelisiniz. Yani bilginiz tedarik sanayindeki kişiye gitti, sizin üyeniz olan. O kişi bu mevzuyu değerlendirecek bölüme iletmedi bu konuyu. Bu da bir sıkıntı. Ondan sonra bu iç iletişim ağını ve bizim orayla kurduğumuz ağı mutlaka düzenlememiz gerekiyordu. Bence iyi bir adım oldu. Ondan sonra şeye takıldım. Telefon. Telefonu açıyoruz. Bakıyorum. İşte Ege Bölgesi İlişkileri Koordinatörü falan diye telefon otomatik mesajı. Böyle bölümler yok ki burada. Ondan sonra bunları değiştirebilir miyiz? Sonra Taysat'ın hem İngilizce hem Türkçe tariflerinin olduğu, işte bu giriş kapısı diyorum ya, ilgili bölümlere aktarıldığı, ses kayıtlarını ve sistemleri de buraya kurduk. Yani bunu biz yaptık diye demek istemiyorum ama bir sivil toplum kuruluşu çalışmasında bu tip olayların, yani bırakın sivil toplum kurumsalda da bu mevzu böyledir. Çok çok önemli olduğu bir aşikar. Üye girişi ve üye çıkışı da aynı şekilde dediğim gibi hukuki bir platform olduğu için daha sonra bu işler dijitalde de bu şekilde yansıdı. Şimdi bir diğer taraftan bir süre sonra şunu fark etmeye başladım. Biz Gebze'ye gidip geliyoruz. Taysat'ın içerisinde yani Taysat organize sanayi içerisinde kurumlar var. Yan tarafta bir yer var. TOS diye. Ondan sonra yani bu nedir? Ondan sonra burası organize sanayi yönetimi. Yani ne konularda çalışır falan anlamaya çalışıyorum. Ama arkadaş iletişim zayıf. Yani TOS'la. Dedim neden böyle acaba? Yani ikisi ayrı kulvarda çalışan iki şey
organizasyon. Birisi şirket çünkü orayı yönetiyor. Ama orası da bir yönetim kurulan yapılan. Bir tarafta bizim biz de bir derneğiz. Yani tabelalar eşlenmekle ilgili farklı, işte ova daha büyük bir tabela yapmış, öbürkü başka türlü bir şey yapmış falan. Sonra bir gün başkanını gördüm. Yani tabii Türkiye'de 5 milyon başkan varmış. Ondan sonra herkes başkan olabilir. Yani ben şeylerin de burada belediyede hizmet eden temizlik işlerinde çöp alıyorlar. Çöp arabalarında çöpleri yüklüyorlar. Yani biliyorsunuz ya da denk geldiniz, bir tane şoför oluyor, arkada iki tane işte çöp konteynerlerini makineye monte eden şey, yine temizlik işçileri oluyor. Temizlik işçileri şoföre başkan diyor. Yani sonra baktım ki yani bu iş biraz çok fazla sakız olmuş, kullanılmış. Başkan yardımcısına da başkan deniyor, ondan sonra herkes başkan. Bizim şu anda bir gönüllümüz var yurt dışından. O da şaşırdı burada. Yani Sercan Bey diyor, sürekli herkes birine başkan diyor. Şimdi tabii başkan olmak başka bir yetenek ya da duruş mevzusu. Ben TOSB'un başkanını gördüm. Nasıl yani dedim. Yani iletişim, bağlantı, ondan sonra yani birçok farklı yönde bir durumu var. Tabii zor. Yani bu süreç gayet zor. Çünkü yan yana çalışan iki kurum. Ve küçük ya da büyük hikayelerin içerisindeyken bile böyle hissediyorsunuz. Yani böyle insanlar şöyle düşünüyorlar galiba, ya bilmiyorum. Karşıdaki bunu anlamadığını düşünüyor. Yani ben öyle yaparım ama bu fark edilmez gibi bir düşünceye kapılıyor. Böyle değil. Yani insanlar aptal değiller. Cidden aptal değiller. Sizin ona karşı gösterdiğiniz tavrı, onun size karşı gösterdiği hareketi ya da hamleyi, gerizekalı değil insanlar, anlıyorlar yani. Anlamadıklarını zannedenler aslında gerizekalı konumuna düşüyor. Yani bu işbirliği ya da yan yana çok çalışması gereken kurumun bu derece yakın olmayışı beni çok rahatsız etmişti. Bu nedir arkadaşlar dedim. Ama tabii o zamanlar bu yaşıma göre daha da gençim. Fakat bu sadece bu sürecin sorunu değil. Bu ülkenin genel sorunu. Yani bence hani insanlar diyor ya bir eğitim sorunu var. Bu bir eğitim sorunu değil. Bu bir varlık meselesi. İnsanlar neyin üzerinden var olduklarıyla ilgili bir sorun bu. Yani kendi kişisel kimlikleriyle var olmak yerine, kendi hayata karşı duruşlarıyla var olmak yerine, başkaları tarafından değerlendirilmek yerine kendi değerlerinin farkına varmayan bir sürü insanla karşı karşıyayız. Çok var yani. Ve bu insanlar sizin üzerinden kendilerini değerlendirmeye ya da oturdukları yer üzerinden kendilerine değer biçmeye kalktıklarında bir süre sonra yalnız kaldıklarını anlıyorlar yani. Çünkü o koltuk gitti mi mevzu bitiyor. Hangi amaç üzerine çalıştığımızda bir karmaşa oluyor demek ki. Yani neticede biz orada maaş alan insanlarız ve Türkiye'de otomotiv tedarik sanayinin gelişmesine aracı olmak için çalışan bir grup insanız. Birincil nedenimiz bu. Yandaki kurum da aynı nedenin içerisinde olması gereken bir kurum. Ancak varlık nedeniyle ilgili sorun yaşayan, kişilik problemi yaşayan ya da kişilik dengesizliği yaşayan insanlar varlık sebeplerini ile varlık sebepleriyle yaptıkları işi birbirine karıştırıyorlar. Ve tekrar söylüyorum, bu insanların bu hareketleri diğer insanlar tarafından fark ediliyor. Fark ediyoruz yani. Fark ettik. Ha şu var. Yüzüne söylen yani söylenebilir. Ben bazen söylüyorum. Söylenebilir. Yüzüne söylenebilir yani. Ama insanlar yüzüne söylerken de uslubu bilmezsen söylemesi çok zor oluyor. Sen şöylesin, sen böyle. Böyle değil. Bir uslubu var o iş. Senin de ne yapmak istediğinden ilgili. Yani salağa salak denmez yani. Yani akıllıya akıllı da denmez aslında. O zaman da dengesizleşebiliriz. Gerek yok böyle bir tanımlamaya. Ancak
Yani söyleyemiyorsun suratına. Bu sefer diyorlar ki arkadan mı konuşuyor? Yani söyleyemiyorsun dediğim genelde olan şey. Gidiyorlar başkalarıyla başka problem. Aynı o kişiyle olan problemi başkalarıyla konuşuyor. Kişi kendisine bu mevzu hani ile ilgili fayda olacağını düşünüyorsunuz. Bakın böyle böyle anlatmak istiyorsunuz. Uslubunuz da düzgün. Ama varlık sebebi o kadar bulunduğu çevre faktörlerine, işte koltuğuna, sağdakinin, soldakinin ona ne dediğine, insanların onu nasıl gördüğüne, sosyal medyada nasıl göründüğüne çok bağlı ki bu iş dengesizleşmeye başlıyor. Neyse bu işin tabii psikolojik boyutu. Hani ben yani kişisel bir şey değil bu. Hani benim tarafından bir tespit. Diğer taraftan herkesin de kendi karakter duruşu. Ondan sonra ama o dönemde ciddi anlamda TOS'la TYSAT arasında sıkıntılar yaşandı. Hala yaşanıyor mu bilmem. Çünkü ben mevcut durumdaki 5 yılı konuşabilirim. Yani bunlar projelerin işletilmesine, bazı anlarda iki kurumda görev alanların çift taraflı oynamasına falan da gidecek kadar farklı boyutlardaydı. Bunlar da kendi kişilerin, kendi kişisel şeyleri, durumları. Ama dediğim gibi biz gerizekalıyız yani bunların hepsi görülüyordu. Söylemediğimiz, görmediğimiz anlamına gelmiyor. Sonra şöyle bir şey oldu. Şimdi bakıyorum, o zamanlar ben de sosyal medya ekibiyle çok iyiyim. Yani birçok yerde sosyal medya ekibi var. Dedim TYSAT'ın iletişim ağında, yani üyelerle okey, tamam. Ama diğer tarafta dışa da dönük olmasının ihtiyacı var. Bir alan yaratalım. Ya yani bu dışa dönüklüğü açalım. Sosyal medya hesapları açalım. Ondan sonra o dönem Alper Bey çok ilgilendi, Alper Kanca. Geldi, anlattım, bakın dedim, şuralara dikkatli olması lazım, buralara dikkatli olması falan filan. Hatta hesabınızın olmaması, o hesapla başka bir hesabın da açılması anlamı taşır. Yani riski taşır, pardon. O nedenle hatta dedim, bu hesapları da alalım. Yani isimler bizde dursun. Başkası işgal etmemesi için. Onlar da alındı. Tabii burada da başka bir şey oluyor. Şimdi sosyal medyanın dışarıdaki gücünü insanlar fark ediyorlar. Ama içeride, yani birçok sivil toplumdaki dernekte de bu konu sıkıntı olabilecek düzeydedir. O sosyal medya kimi popüler yapacak? Biz orada nasıl bildir elde, nasıl bir dil kullanacağız? Ondan sonra buradaki esas amacımız ne olacak? Yani insanlar dergi çıkartıyorlar. Yani o zaman Bursa'da bir, Bursa Ticaret Odası'nın bir dergisi vardı. Açtım dergiyi. Ticaret Odası'ydı. Adamın 46 tane fotoğrafını saydım derginin içerisinde. Yani ben olsam utanırım yani. Bir dergi basıyor bizim şey dernek. Benim içinde 46 tane fotoğrafım var bu işin başında insanlar. Ya oha kardeşim ya. Bu kadar mı sıkıntı yaşıyorsun? Varlığından ilgili. Bu haliyle hızla kurumsal kimlikte bir sosyal medya alanının yaratılmasını Alper Bey'e de söyledim. İlk başlarda çok tabii ki yani çok mantıklı bir şey. Hatta geç bile kalmış bir süreçte. Bir yıl daha uzadı süreç. Ama Alper Bey o süreç uzarken kendisine önceden bir hesap açtı. Ondan sonra. O hesabı da gayet iyi işletti. Bayağı da popüler oldu. TYSAT o kadar popüler olmadı ama Alper Bey oldu. Yani sonrasında tabii kurumun bir duruşu var. Yani buradaki duruşu yansıtması lazım, renkleri yansıtması lazım. Bu bir tasarım. Ondan sonra neticede bir şekilde hem şu anda bölümü var hem de bu alan yaratılmış durumda. Tabii ki geç kalmış falan filan durumları değil. Bunların her şeyin kendi içinde iç dinamikleri vardır. Ondan sonra şey olur. Yani bir noktaya gelir ve açılır gider. Ama nereye hizmet ettiği bu mevzunun çok 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 değerli. Şimdi bugün bu hani biraz girizgah olsun dedim. Bir tane garip bir anıyla kapatayım ilk bölümü. Umuyorum değişik bilgiler paylaşılmıştır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci bölümler olacak. Daha detaylara gireceğim. Daha farklı açıklamalar da olacak. Yani açıklama dediğim bilgi paylaşımları da olacak. Ondan sonra ama bir şeyi söyleyeyim. Şimdi çok gezenti bir tiptim tabii ki. Hafta sonları ya da işte akşamları oraya buraya gidiyorum.
Gece hayatım yok da çok fazla bir lokasyon değiştiremedim. Bir gün biz Ayşan da meraklı. Dedi ki Sercan Bey dedi gene nereye gidiyorsun dedi. Çantayı almışım cuma günü gideceğim. Ayşan dedim yani kurumsal çalışma yapıyoruz. İsterseniz size bir Excel dosya yapayım. Benim özel hayatımla ilgili oradan programı takip edebilirsiniz. Tabii küçük yerlerde hani böyle bir 8 kişinin, 7 kişinin, 10 kişinin olduğu yerlerde ilişkiler biraz daha girift oluyor. Bunlara çok hani esprili yanıtlar vermek lazım ama diğer taraftan Türkiye'de insanların farklı şapkaları, özel hayatındaki farklı şapkaları, iş hayatındaki şapkaları birbirine çok karıştırıyor. Yani ben orada Tahsilat'ın kurumsal ilişkilerinden sorumlu Sercan Duygan'ım. Dışarıda bir gezginim. Bundan sonra arkadaşların arasında komik bir adamım. Bunlar farklı kimlikler. Bu kimlikler, yani kimlik değil de bunlar farklı davranış metotları. Ve bunlar özel alanlar. Yani Türkiye'de özel alanla tüzel alanın birbirine çok karıştığı bir durum var. Yani burcunuzu soramazsınız. Amerika'da birine burcunu sormuştum. Çok oldu böyle. Ne diye soruyorsun bana burcunu diye. Çünkü burcunu soramazsınız adama. Yani burç özel bir bilgidir. Adamın doğum tarihine ilgili. Ne yapacaksın onu yani? Gibi. Tabi bunlara alışmak ve farklılaştırmak hepimizin elinde. Biraz bugün bunlardan bahsettim. Umuyorum bu gün 9 Nisan galiba. 9 mu 10 mu? 9 belki. 2021. Böyle bir şeyler anlatmak istedim. Umuyorum keyif aldınız. Yani bir şey hevesim yok. Yani YouTuber falan olma hevesim yok. Öyle yanlış anlaşılmasın. Ben sadece süreç paylaşıyorum. Yaşadığım deneyimleri buraya kaydetmek istiyorum. Ve kaydettiklerimde birilerine faydası olsun istiyorum. Tekrardan söylüyorum. Umuyorum devam edecek. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları.